Merhaba arkadaşlar, Europa Universalis 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde ne yaptık? Bir önceki bölümde hiçbir şey yapmadık aslında. Bir önceki bölümde çok fazla daha önceki bölümden fethettiğimiz ve kompromis yapamamış olduğumuz topraklar vardı. Onları kompromis yapmaya uğraştık. Bir yandan İspanya savaş açtı, onları yendik. 700 dukat bir para aldık onlardan. Toprak almadık o savaştan. Toprak alacak kadar uzatmak istemedik çünkü. Onun dışında bize karşı koalisyona giren çıkan devletler oldu. Şöyle bir bakalım. Bohemia, Tuscany ve Umman bize karşı koalisyonda şu anda. Biz Bohemia üzerine ilerlemek istediğimizi söylemiştik. Şu anda da 3. bölgeyi onlar da claim ediyoruz. 3. bölge mi? Aynen, 3. bölgeyi claim ediyoruz. Silesia'yı almak istiyoruz. Silesia bize karşı koalisyonda değil. Başka bir devletle, hani önemli bir devletle anlaşması var mı? Bavaria var. Bavaria da yani bakayım şöyle önemli falan değilmiş, hayır. Burgundy ile karıştırdım. Kafa gitti. Oha. Netherlands? Hollanda. Hollanda çıkmış. Enteresan. Evet. Memlüklerle savaşacaktık bu bölüm. Çünkü mission'ımız vardı hala. Annex Egypt quest'imiz vardı. O quest'i alıp Memlüklere saldıracağız. Şöyle bir hemen dağıtalım birlikleri. Seni de ikiye bölelim. Gel şöyle. Sende kaç tane topçu var? Bir tane. Diğerinde kaç tane var? İki tane. O zaman diğeri kalsın. Ama diğerinde de şöyle bir sıkıntı var. Atlı yeterince şeyi yok. Ben elle ayıracağım abi bunları. 1, 2, 3, 4000 infanteri, 1, 2 atlı, 1, 2 topçu tutayım. Tamam. Sen gel abi buraya. Seni ikiye böleceğiz. Badiyat Aşşama ve Al Jaffa göndereceğiz. Donanmamızı getirdik. Donanmamızın durumu nasıl? Tamir olmuş mu bütün gemiler? Olmuş. Donanmayı şuraya çıkaralım. Yarısını İskenderiye koyuna gönderelim. Koy mu deniyor oraya? Herhalde koy deniyor. Bir birliğimiz İtalya'da, bir birliğimiz Somogi'de. Somogi'dekini Silesia'nın yakınına gönderelim. Silesia her an bize karşı koalisyona girebilir. Çünkü claim'imiz var onların üzerinde. Ve onları koruyabilecek herhangi bir devlet yok. İspanya salağının burada hala 8000 kişilik birliği duruyor. O, savaş ilan edip Kıbrıs'a çıkarttılar bu birliği. Sonra savaşı bitirdik. Onlar orada kaldı. Hani gemi de yanaştıramıyorlar biz izin vermediğimiz sürece. Halbuki istese veririm ama herhalde vermem diye istemiyor. Şunu bir yavaşlatabiliriz. Devam et. Hiç vakit kaybetmeden Memlü'ye ve Silesia'ya savaş açmak istiyorum. Çünkü onlar da her an koalisyona girebilir. O yüzden şöyle yapacağım. Hemen o mission'ı alacağım. Bir dakika, önce bir Memlü'ye bakalım. Aynen, bir tek Timur'la dostlukları var. Bir anlam ifade etmiyor. Al quest'i. Tamam. Hemen savaş açalım. Declare War. %25 aggressive expansion diyor. %75 aggressive expansion diyor. %25 daha iyi herhalde. Tabii. Aggressive expansion kötü bir şey sonuçta. Ama Conquest of Al Jaffa ve Badiyat Aşşam diyor yani. Diğerleri için şey vermeyebilir, izin vermeyebilir savaş sonunda. Biz riske atmayalım ya. Direkt Conquest'ten girelim. Full annexation, all claim provinces. Yani bu daha mantıklı. Declare war. Piyetimizi biraz düşürecek ama sağlık olsun. Sana forced march verelim. Onlar oradan kaçmasın. Sen Rashid'e gel. Seni direkt buradayken ikiye bölelim. Sen Kenan'a gel. Sizi de üçer üçer dağıtacağız o bölgelere. Evet. Devam. Bir dakika. Oha, bir dakika. Yani bir önceki savaşta da bayağı bir manpower kaybetmiştik ama neyse, hadi sağlık olsun bakalım. Tamam. Tamam. Devam et. Güzel. Siz Force March'ı kapatabiliyor musunuz oradayken? Kapatıyorsunuz. Kapat.
Oo, bir saniye. 9000 kişilik birlik var. Siz dağılmadan önce bir gelin o birliği halledelim. 3000 kişiyle nasıl kuşatamıyorsun orayı? Bir sonraki ayda kuşatırsın muhtemelen. Reinforce olacaksın tamamen çünkü. Gel abi güneye doğru. O orduyu bir halledelim. Sen de Silesia'ya gel. Hemen oraya da bir savaşımızı Silesia sakat bir anlaşma yapmadan önce ya da koalisyona girmeden önce hemen orayı da almak lazım. Dur abi. Gel buraya. Dur abi ile ilgili şaka yapmayın lütfen yorumlarda. Öyle dur abi falan diye. Ben demesem kimsenin aklına gelmeyecekti belki. Fransa Katolik inancının savunucusuymuş. Sana mı düştü lan? Deyus. Trier, Magdeburg, Bavaria. Riskli bir şeyleri yok. Hem piyetimiz de artmış olacak. Açarım ben bu savaşı. Gel abi. O orduyu halledin. Evet, dediğim gibi bir sonraki ay kuşatmaya başladılar. Ya oyun bıkmadı bana. Kötü event göndermekten bıkmadı ya. Recruitment time. Recruitment time iyi bir şey değil ya onun şey olması. Reinforce'a etki etmiyorsa sıkıntı yok da recruitment yani stability'den iyidir abi. Stability vermek istemiyorum. Chelmno tamam. Core Province olmuş. Tamam. Kahire Savaşı'nda kazandık. Böl ikiye. Komutanlı olan takip etsin. Muhtemelen Kasr-ı İbrim'e gidecek. Seni de abi bölelim. Şöyle. Bir dakika. Şöyle alalım. Gönder Dumyat'a o iki birliği. 3000'i Raşid'e gönder. 5000'in şöyle iki birliğini de Dumyat'a gönder. Bakalım ne olacak. Muhtemelen reinforce ihtiyaçları olacak. Sen de oradan hemen Ratibor'a gel. Ama bunlar kaçıyor. Forced March desek yakalayabilir misin ki? Yakalayamadım. Yo, diğeri yakalamış zaten. Tamam. Select Army. Army abi army. Armies değil. Heh, tamam. Birleştir. Orayı da alın siz. Macarlar nereye yardım edeceğini şaşırdı. Adamlar çok iyi ya. Devam et. Bunlar bu sefer şey yapamıyor. Topları yok ya. Burada ne var abi? 2000, 1000, 1000, 2000, 1000, 1000. 1000, 2000, 2000. Tamam bekleyeceğiz. Reinforce'u bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok oraya yani. Aynen Kasr-ı İbrim'e gidiyorlarmış. İki tane boşta diplomatımız var bu arada. Napoli'de isyan çıktı. Orada birliğimiz var zaten. Güzel buradaki şeyi de hallettiğimize göre. Bir saniye birleştir abi. Dur atlı verme. Bunu ver. Tamam şimdi bunu seç. İki tane al. Bir de top al. Bir de atlı al. Kenaya git. Bir atlı daha bırak oraya. Sen kargaya git. Verelim izin. Sen gel şunları hallet. Liderin var mı? Liderimiz yok ki ona lider verelim. Devam et. Lider ihtiyacımız yok çünkü şu anda. Tamam, orayı halletmişler. Bir yavaş ya. Çok fazla şey geliyor. Damaskus'ta isyan çıkmış. Gel Abruzzi'ye geri. Ya da orada dur. Sen de abi Napoli'ye de gönder. Tamam, Damaskus neredeydi? Buradaydı. Savaştan sonra hallederiz onu. Devam et. Kahire'yi kuşatamadığımız için oranın ya kuşatamadığımız için değil, denizden kuşatamadığımız için oranın fethi baya savaşın sonuna kalacak muhtemelen. O yüzden Damaskus'a hemen müdahale etmemiz gerekebilir. Macarlar ederse güzel olabilir. Ratibor'u almışız. Ver abi. Ratibor'u hemen işgal edelim. Sentiment diyelim.
Core Province az para da değilmiş. Tamam. Sen orada durabilir misin? Sen orada dur. Fransa savaşa girmiş. Hiç kontrol etmedim ki. Fransa Ratibor'un savaş... Zırdırdı. Ratibor'un tarafında savaşa girmiş. Ama biz Ratibor'la savaştan çıktık. Fransa hala devam ediyor savaşmaya. Bilsem total bir anlaşma imzalardım. Şu anda Concede Defeat'i kabul etmezler tabii. Ratibor elimizdeyken en azından bir şeyimiz vardı. Fransa başka devletle savaşıyormuş şu anda. Danimarka ile savaşıyor. Ne yapacağız ki 51 bin kişiye? Ne yapabiliriz ki? Şöyle yapabiliriz. Şu gemilerin transportlarını alalım abi. Gel. Salento'ya. Sen de gel Salento'ya. Senin transportlarını da alalım. Gel abi. Salento'ya. Oradaki orduyu buraya çıkaracağız. Oradan gitme. Yukarıdan dolan. Eğer ihtiyacın olursa da şeyi kullanırız. Hatta direkt kullan. Şöyle yapalım. Sen direkt Hum'a in oradan. Seni yakalayamaz muhtemelen zaten Forced March'ın varken. Şu orduyu yukarı çıkarırsak 64 bin kişiyle ancak o 52 bin kişiye karşı savaşabiliriz. Ki o bile yeterli olur mu bilmiyorum. Yeni bir komutana ihtiyacımız olacak. Bırakın orayı, şunları halledin. Damaskus'ta yok yere isyan başarılı olacak. Tamam. Sen al, madem oradan geçiyorsun git şunları hallet bari. Başımızı ağrıtmasınlar, hem puan veriyor. Savaş kazandıkça puan veriyor. Aynen 17'ye çıkmış. Tamam, Forced March'ı kapatabilirsin. Siz geldiniz, birleş. Seni hemen şuradan Ragusa'ya gönderelim. Ya da Lika'ya gönderelim. Sen de Lika'ya gel, orada birleşin. Okey abi. Tamam, birleş. Şimdi o bir dakika. Bir advisor'ımız emekli olmuş. Artı 2 verelim. Ekonomi ne alemde? Ekonomi gayet iyi. Bayağı iyi. Şaşılacak derecede iyi yani. Tamam, militeriden size bir şimdi komutan. Hadi bismillah. Yani. Gel abi buraya tekrar. Fransız donanması varmış. O zaman şöyle yapalım. Seni de ikiye bölelim. Gel buraya. Sen şuraya gel. Sen de şuraya gel. Sen de şuraya gel. Bir dakika. Hayır, sen buraya gel. 12'li Ionian'sı'ya gönderelim. Tamam. Damaskus'u gözden çıkaracağız mecburen. Yapacak bir şey yok. Yani bunlarla savaşmak aslında hiç akıl kârı değil ama çünkü teknolojik olarak bayağı yüksekler. Yapacak bir şey yok abi, savaşacağız. Hayda. İspanya kaçtı ya herif. Savaşmak için ordu topladık, adam İspanya kaçtı. Neyse, isyanları hallet o zaman sen. Allah'tan bir ordu yetiyor yani şeyle savaşmamıza. Hepiniz buraya gelin abi. Fransızlar donanmayla saldırmaya çalışacak çünkü. Umarım yetişebilirsiniz o savaşa. Komutanımız var mı? Deniz komutanımız. Kovmuştuk. Şöyle yapalım. Hemen limana kaçın abi. Kaç limana, kaç 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 kaç. Limanda bir amiral şey yapıp ayarlayıp öyle çıkalım. Zaten Fransa'nın amacı yukarı gitmek herhalde. Evet. Para mı, ordu mu? National Manpower Modifier güzel olurdu aslında. Çünkü
Sadece popülasyon üzerinden üstünlük sağlayabiliyoruz. Para ya. Para iyidir. Sana bir amiral vereceğiz şimdi. Tamam. Tekrar çık buraya. Hepiniz gelin. Hayırdır İspanya? 72 gemilik donanmayla ne geziyorsun ortalıkta? Devam et. Fransa donanması orada sıkıştı zaten. Zaten 22 gemilik bir şey. Bir önemi yok. 110 maşallah. Gel abi. Bir dakika, ticaret gemilerini de mi soktuk araya? Aa vallahi öyle olmuş. Çıkar abi ticaret gemilerini. Bir dakika, bir dakika. Onlar devam etsin Ragusa'da. Yürü. O savaşı da kazanırsak Fransızları ikna edebiliriz. Şey için. Anlaşma için. Yok, o kadar da önemli bir şey değilmiş. Tamam, sen geri gel abi İskenderiye'ye. Yine de bir bakalım. Ben ne olur ne olmaz. Yok. Yanaşmıyorlar. Yanaşmasınlar. Abi o ordu orada erir. Crane'e getir. Fransızlar gelirse oradan gelir zaten. Devam et. Bizim gözümüz Memlük Savaşı'nda olsun. Ya Macar, gözünü seveyim. Şu Damaskus'u bir halletsene. Tamam, Dumyat kuşatması bitti. Hemen oradan Kahire'ye, yığınakları Kenya'ya ve Kahire'ye göndereceğiz. Çünkü bir tek oraları denizden kuşatamıyoruz. Yani ben mecburen şu şeye başvuracağım abi. Mercenary olayına. Ama Mercenary'ler de yenemeyebilir ki. Yani yok yere o kadar paradan olacağız. Şöyle yapsak ama o... Buranın yüzdesi ne? 28. Yetişmez ya. Yani Macarların yardıma geleceğini varsayarak Damaskus'a saldırabilirim ama gelmezlerse yok yere 4000 kişilik şeyi birliği heba etmiş olacağım. Devam et. Zaten Güneydoğu'da hep bir ordu bulunduruyoruz. Yani orada isyan riski artsa da çok önemli olmaz. Graz. Graz. Allah'ım, Graz'da çıkan isyanın haddi hesabı yok yalnız ha. Graz neresiydi? Tamam, hemen şurasıydı. Git hallet o isyanı. Of, Slavonya'da da. Onu da hallet. Yani stability'miz artı 2. War exhaustion'umuz varmış. War exhaustion'umuz varmış. Ben diyorum niye bu kadar çok fazla. Ama onunla alakası olduğunu sanmıyorum. Yine de indirelim. Tamam, karga da bitti. Gel Kenaya. Şey de biter, tamam. Raşit de bitti. Our Navy is under attack mı? Ha, fethettiğimiz için tamam. Gel sen de Kahire'ye. Birleş abi, sen de gel birleş. Tamam, orası da bitti. Havran'a gel. Yine de karşı koyacak birliğimiz yok. Ya, gerçi hızlı gönderirsek yetişebilirler. Forced March diyelim. Şunları birleştirip bir limana gönderelim abi. Hemen şey olsunlar, reinforce olsunlar. Sen de Crane'e geri gel. Yetişirsiniz bir abi, hadi. Hadi. Yetiştiniz. Gel direkt buraya, sen de gel. Komutansızsınız ama elinizden geleni yapın, hadi bakalım. Vallahi hallettiler be. Helal olsun ya. Tamam. Kahire'ye geri gel. Fransızlar geri kaçıyorlar pası. Alcaf da bitti. Sen de gel abi Kahire'ye.
Seni de Kena'ya yollayacağız. Biterse tabii. O 17 bin mi? Yapış. Bir dakika. Force marş. Yapış. Yakalarsın. Vallahi yakalarsın. Hadi. Kaçamazlar. Çok güzel olur bu bizim için. Vallahi çok güzel olur bu. Kara savaşı kazanmak çünkü bu puanı daha da arttırıyor. Significant derecede. Az kaldı. Biraz daha zaman ya da bir iki savaş daha kazanırsak hallederiz. Fransızlar nereyi kuşattı abi? 5000. Tamam, sıkıntı yok onda. Bu gemilerin tamir olması lazım. Hemen şimdi limandan çıkarmak istemiyorum. Devam et. Umman bayağı malak gibi kalacak ya. O gözünü dikmişti çünkü bu Memlük topraklarına. Lap diye tek seferde aldık hepsini. O zaten isyanlarla uğraşıyor. Biz öyle bir isyan sardık ki onların başına. Devam edelim hatta isyan sarmaya. Support Rebels diyelim. Gerçi bizim altınımızdan oluyoruz. Gerek yok şu anda. İsyan biterse onların toprağında biz tekrar alevlendiririz. Dur. 383 dukat istiyorsun. Bu benim borç almam demek. 25 piyeti kaybediyoruz. 10 prestij kaybediyoruz. Piyetimiz %100. Sıkıntı olmaz. Prestijimiz de 99 zaten. O da sıkıntı olmaz. Borç almak istemiyorum. Tamam abi. Gel buraya. Bohemia'dan claim'e devam edelim. Bir sonraki savaş muhtemelen Bohemia ile olacak çünkü. Tamam. Memlük'ten de iki toprak kaldı sadece almadığımız. Onları da aldık mı tamamdır. Bir de Fransa ile anlaşma imzalamamız lazım artık. Sen şuraya bir gelsene. O 5000 kişi orada niye duruyor? 5 gemi orada niye duruyor? Neyin peşindeler yani? Aa, dur 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 dur. Dur 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 dur. Toplanın öyle. 17 of 17 karak var orada. Ama galleyleri hiç yok ve iç denizde galley daha önemli. Galley değil mi o 34'lük? Bir dakika bakayım şu. Galley, evet. Galleyleri hiç yok galiba. Transportları var. Yo, bir dakika. Aynen. Ticaret gemisiyle mi gelmiş onlar? 26 tane ticaret gemisi getirmişler. O ordunun çıkmasına izin vermeyin. Yani o savaşı kazanın. Bakalım kazan. Allah Allah, hışkırık tuttu. Bakalım kazanacaklar mı? Pek kazanacaklar gibi görünmüyor bizimkiler. Naval tradition'ımız çok düşük çünkü. Ama dur bakalım, belli olmaz. Yo, kazanıyoruz. Vallahi kazandık. Ordu çıkmadan abi, hemen ordu çıkmadan. Hızlı. Ha, helal be. Helal be. Çok güzel oldu bu. Şunları da bir alalım. Naval Tradition'ımız bir artsın. Bakalım, en son baktığımda 20'den düşüktü galiba. Şimdi bir de bakayım. Naval Tradition ne kadar? 29. 30'u olmuş. İyi, gayet iyi. Tamam. Gel abi, buradan hemen şey ol. Reinforce ol. Kahire de bitti. Kenaya gel. Şimdi burada baya büyük bir ordu tutmamız gerekecek. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölgeyi aynı anda alacağız. Ve core provinsimiz olmayan bölgeler olacak orası. Oralar sıkıntı olacak. Yani Bohemia'yla savaşı erteleyebilirim bile. Conversion successful diyor bu arada. Havran ve Ratibor kaldı. Oralarda zaten core province değil. Tamam. Ports are blockaded mı? Bir durdur abi. Fransa kimle savaşıyor aynı anda? Bir tek bizle. Niye gelmiyor? Korkuyor herhalde. Şey yapabiliyor muyuz, anlaşma? Yapıyoruz. Concede defeat kabul etmezler tabi. Para veriyorlar mı? Veriyorlar. Oh. İyi ya, böyle salak salak saldırıp sonra para ödeyip gidiyorlar. Bereket versin. 400 dukat iyi para. Şimdi abi hemen seni ikiye bölüyoruz. Gıyasettin küçük. Sen kal orada bakayım. Lika'ya gel. Sen Lika'dasın değil mi? Evet. Seni hemen şöyle bir
Ticaret gemilerini bir ayıralım. Ragusa'ya gönderelim. Siz zaten önce bir şey olacaksınız, tamir olacaksınız. Bin gemiye, Abruzzi'ye gel. Sen de abi Slavonya'ya gel. Tamam. Sen Salento'da kal abi. Orada reinforce ol. Bitti değil mi? Bitmiş. Hadi bismillah. O full annexation yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Çünkü Timurlar var savaşta bize karşı. Timurları savaştan çekebilirsek. Offer tribute diyelim. Concede defeat diyelim. Üstüne para verelim. Parayla hiç işleri yok galiba bunların. Var. Ama para verince concede defeat diyemiyoruz galiba. Evet. Concede defeat diyelim. Artı 6'ya eksi 31. Ne istiyorsun sen tam olarak? Aslında buraları memle verirsek direkt geri alabiliriz. Savaş bitmiş değil çünkü bitirmedik. Ama bu oho çok şey istiyor bu. Peki war score olarak yüksek bir şey var mı onların isteyebileceği? Oo. Macarları vasallıktan çıkar diyor. Macarları vasallıktan çıkarırsam izleyici sayım düşer be. Adamların yaptığı iyiliğin haddi hesabı yok. Bizans'ı release et filan o hepsinin şeyi. Yani ancak Concede Defeat derim. O da prestijime mal olur ama yok yok sen. O zaman şey yapacağız. Hani teker teker alacağız. Ki geriye bir tek iki tane toprak kalıyor. O zaman şöyle yapalım. Ama böyle de toprak bütünlüğümüz olmuyor. O sıkıntı olabilir ya. Ya sıkıntı olur mu ki o? Olmaz bence. Galiba Core Province yapmada sıkıntı çekebiliyorduk. Hani aldığın toprakla senin ona en yakın olan toprağının uzaklığına göre filan öyle bir şeyler oluyordu. Tamam o dört bölge kalsın. Timurlarla ve Baluchistan'la şeyi iptal et anlaşmaları ki bir sonrakinde problem olmasın bana. Transfer trade power dememize gerek yok. Zaten sizin bir trade gücünüz kalmadı. İskenderiye Tripoli'de. Para verebilirsiniz ki sizde ne kadar para var? Yani bütün hazineyi veriyor. Tamam. O dört bölge yeter bana. Şimdilik. Ve bunun akabinde Bohemia bize karşı koalisyona girdi. İyi, en azından bu bölgeler çok fazla administrative power istemiyor Core Province yapmak için. Şu orduyu Kudüs'e çekelim. Olası isyanlar için. Sizi de Slavonya'ya gönderiyoruz. Tamam. Devam et. Bu arada Savoy işgal etmiş oraları. Dur. Keman kes derken Keman kes Kara Mustafa Paşa vazgeçti sadrazam or prime minister. He tried curtail or spying and navy but was finally executed by the Sultanate instead started to change a minor religious official with a reputation for occult powers who has brought into palace to remedy Sultan's lack of heirs. Tax modifier iyi bir şey. Baya yani etki eder. Çünkü biz çok fazla toprak sahibi olduğumuz için tax'ten yani vergiden geçiniyoruz. Ama administrative power da yani fena değil. Çünkü çok paraya da ihtiyacımız yok. Ölene kadar diyor. İkinci Abdülhamit ölene kadar diyor.
Adam 27 yaşında. İkinci Abdülhamit ölene kadar. Yani önemli bir şey aslında. Dolayısıyla 25 Administrative Power yerine bunlar daha mantıklı. Tamam. Bu arada isyan nerede çıktı? Suppression diyelim. Sana da sen yerine gittikten sonra suppression deriz. Devam et. Oo, Moskova Westernized oluyor. Hayırlı olsun da Moskova'nın ahı gitti, vağı kaldı. Bu saatten sonra istediği kadar Westernized olsun. Sana da Rebel Suppression diyelim. Sana da Rebel Suppression diyelim. Şöyle bir şeye Revolt Map'e bir geçelim. Ratibor, Core Province oluyor. Buralarda event gelmişti. Burası Core Province oluyor. Burası Core. Tamam. Çok büyük problem olacağını sanmıyorum önümüzdeki yıllarda. Religion'a bir bakalım. Tamam, onlar Core Province olduktan sonra oraları da Müslüman yaparız. Sunni yaparız daha doğrusu. Bunun dışında Bohemia'dan claim'e devam edebiliriz ki ediyoruz zaten. Bize karşı koalisyonda olan devletler Tuscany ve Umman. Son savaştan sonra zaten Umman'ın o koalisyondan çıkacağını pek zannetmiyorum. Tuscany ile olayımız, yani aslında relation yaparsak Tuscany, hani maksimum relation ulaştığımızda bize karşı olan koalisyondan çıkabilir. Onun dışında Umman zor. Ama Umman'ın da zaten hali yok bizimle savaşmaya. Hatta şöyle bir ekonomiye bir bakalım. Ekonomimiz acayip iyi. Irak bize karşı koalisyona girmiş. Neden? Çünkü Şahriz orada claim'imiz var. Irak'ı da alabiliriz aslında. Ama Irak'ı alırsak Perslerle sınırımız artar ve Perslerle zaten hani şeyde böyle ince, yani pamuk ipliğinde tuttuğumuz ilişki bir anda Perslerin koalisyona girmesiyle sıkıntıya düşebilir. Memlükler bize karşı koalisyona girmiş. Ne olur girin. İki böl o kalan dört bölgeyi de almamız lazım ya. Quest için. Umarım biz almadan başkası almaz. Alsa Umman alır. Umman'ın da almaması için onları biraz meşgul tutmamız lazım. Hem paramız da bol. Bir isyan musallat edebiliriz onların başına. İki tanesi revolted halde. Etiyopyalıları da revolt ettirebiliriz bence. Send. Bir deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Evet. Devam edelim. Paramız çok. Biraz manufacture yapabiliriz. Tekstil manufacture'ye bir bakalım. Şu 3 küsürleri yapacağım. 3-13. Tamam. Zaten bu manufacture'lar bizim ekonomiyi uçuşa geçiriyor. Bunlar da yapılsın. Advisor'ları artı 3'e çıkarabilirim. Teknolojilerimiz ne alemde? İyi, diplomatikte ahead of time'a gelmişiz. Yani zamanın ilerisine çıkmışız. Administrative ve military. Administrative artık aslında yapmamıza gerek yok. Administrative'den ID açabiliriz. Economic ideas diyebiliriz. Enflasyonu düşürmek için. Ama ekonomiye ihtiyacımız yok çünkü zaten çok paramız var. Bizim askeri alanda bir başarı sağlayabileceğimiz bir şeye ihtiyacımız var. Onu da yani military ideas'tan yaparız yaparsak. Quality ideas olabilir aslında ya. Infantry compatibility, recover more speed. Cavalry compatibility, airship compatibility, naval more speed. Yani gemilere de faydası oluyor. Quantity ile işimiz yok. Quantity'miz zaten fazla. Manpower'ımız fazla olduğu için. Defensive ideas da diyebiliriz aslında. Moral of armies, leader siege, maintenance modifier, fort of defense. Yok, çok fazla gereksiz şey var burada. Aristokratikte cavalry cost, hostile manpower modifier falan. Yani bir tek quality bana mantıklı geliyor.
Bir saniye. Piyetimiz kaçtı, ona bir bakmam lazım. %75. Çok fazla ihtiyacımız da yok aslında. O yüzden 25'i gözden çıkarabilirim. Her ne kadar manpower'ı da etkilese de. Manpower'ı mı etkiliyordu piyeti? Yok. Missionary Strength morale farmış. Morale etkiliyor. Bir de Fort Defense etkiliyor. Tamam. Gazze ve Havran kompromisimiz oldu. Bu isyan riskini de genel olarak düşürür. Misyoner gönderelim Havran'a. Evet. İki tane daha boşta şeyimiz var. Diplomatımız var. Kırım'la olay nasıl? Tamam. Revolt risk azaldı. Güzel. Tamam. Tamam. Diplomatımız geri gönderilmiş. Negev'de kompromisimiz oldu. Negev'i daha önceden Müslüman yapmıştık zaten. O yüzden öyle bir şeyimiz, durumumuz yok. Etiyopya, oha, Etiyopya'yı destekledik. Hemen çıkmış Etiyopya ve işgal etmiş. Tamam. Bu kadar etkili miydi ya Support Rebel? Adalan nasyonalist diyelim. Adalları da o zaman şey yapalım, isyan ettirelim. Umman'ın bir belini kıralım, kıralım ya orada. Gönder 10 dukat. Nedir 10 dukat? Gelirimiz 60 dukat zaten. Maşallahı var. Cezayir'le aramız nasıl? Gayet iyi. Fransa'ya bir isyancı şeyi mi göndersek? İsyan mı çıkarttırsak? Aslında mantıklı olan İspanya göndermek ama İspanya gönderirsem bana karşı koalisyona girer. Hiç gereği yok. Put down this mutiny. Şu ordu gider halleder zaten. Güzel. Bohemia'dan claim ne gıcık tuttu ya. Claim edebileceğimiz her yeri claim etmişiz zaten. Tamam. Hemen geri gönderiyorlar ya diplomatı. Hemen buluyorlar ve hemen geri gönderiyorlar. Tamam, o zaman daha fazla göndermenin alemi yok. Irak bize karşı koalisyon niye girdi? Ben onu anlamadım. Improved Relation gönderelim. Perslerle ilişkimiz zaten bayağı improved halde. Kırım'ın bizimle ilişkisini iyileştirmesi lazım. Yani o da zor gibi duruyor. Zaten artı 97. Ratibor'da isyan çıkmış. Tamam. Hop 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 yavaş. Monastır. Tamam, hallederiz. İspanya. Yani İspanya'nın ilişkisi şu an eksi 87. Allah Allah, ne gıcık. Zor bir karar ama yani şu anda ver stability ver. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. İspanya'nın bana karşı koalisyona girmesi bütün fetihlerin önünü kapatır. Diplomat arrived. Tamam. Tamam. Advisor. Artı 3 var mı? Artı 3 versek mi ya? Artı 3 gereksiz olur çünkü administrative power ile yapmak istediğimiz bir şey yok. Ne idea ne teknoloji. Dolayısıyla tax modifier veya national revolt risk diyeceğiz. Şu anda national revolt risk diyebiliriz. Daha sonra belki artı 3'e çıkarırız. Tamam. Şeyhül İslam. Ne değişti? Lider mi öldü? Yo. Allah Allah. İyi. Oraya gitsene. Neyse, gittikten sonra gidersin oraya da zaten. Bu videoyu burada bitirebiliriz. Çünkü yani benim kafamda bir de Bohemia Savaşı vardı ama Bohemia ile şu anda savaşmak istemiyorum çünkü koalisyona giren ülkelerin sayısı arttı. Önce onları bir düşürmek lazım. Tuscany'ye şöyle bir bakayım. Tuscany'de Improved Relation artı 18. Göndermişiz ama diplomat.
Relation arttırıyoruz. Başka Bohemia var. Umman, Memlük. Memlük'le zaten düzeltemeyiz. Bohemia ile düzeltebiliriz aslında. Artı 70. Biraz da arttırabiliriz. Belki çıkarlar koalisyonda. Onun dışında bir tane diplomat da kenarda durabilir zaten. Bir zararı yok. Bu videoda ne yaptık? Bu videoda Memlüklerden, ya Memlüklerin topraklarının yarısını aldık. 4 toprak aldık. Geriye 4 toprak kaldı. Onları da almaya çalışacağız bir sonraki bölümde. Eğer yetişirse, hani ateşkes biterse o zamana kadar. Yine bir sonraki bölümde Bohemia'ya saldıracağız. Bohemia bayağı genişlemiş. Şöyle politik map'ten göstereyim hatta. Şurası Bohemia işte. Bohemia'dan hani kıyı şeridinden başlamak istiyorum. Ortadan da ilerlemeye devam edebilirim. Batıya doğru yardıracağız. İtalya'daki gidişatımızı bir durdurduk. Çünkü güneyde İspanya var, kuzeyde Tuscany var ve Tuscany'yi zaten fethedersek Fransa ile komşu olacağız. Yok yeri yukarıdan ilerlememizi engelleyecek, dikkatimizi oraya vermemiz gerekecek filan. Ki hani teknoloji, militer teknoloji hani 18'e çıkmadan, şu birimler açılmadan Fransa ile çok fazla savaşmak istemiyorum. İspanya ile de istemiyorum ama mecbur bırakıyorlar. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler.